2001'de kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi olarak Bafra'da siyasi çalışmaların içinde bulunduk. O günden 2011 yılının sonuna kadar 4. olağan kongreye kadar ilçe yönetim kurulu üyesi olarak değişik birimlerde birim başkanlıklarında bulundum. 31 Aralık 2011'de de yapılan 4. kongrede de AK Parti Bafra ilçe başkanı seçildim. Bu çalışmalarımız 4 Kasım 2014 yılında yapılan 5. olağan kongreye kadar devam etti. Aynı kongrede tekrar ilçe başkanı seçilerek görevimize devam ettik. Ta ki 4 Mart 2018 yılına kadar, bu yılın Mart ayına kadar. O tarihten sonra da 24 Mart'ta yapılan Samsun İl Başkanlığı Kongresi'nde İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildim. 5 Kasım'da da geçtiğimiz haftada Bafra Belediye Başkanı adayı olmak niyetiyle, ümidiyle bu görevimden istifa ettim, ayrıldım. Saymış olduğum kronolojide yaklaşık 17 yıllık AK Parti hizmetleri içinde, dönemi içinde bir ay ya oldu ya olacak bir boşluğumuz var, teşkilatın dışında olan. Boşluğunda olan dönemde de şu anda adayız, zaten sahadayız. Gene AK Parti ile ilgili bir çalışmanın içerisindeyiz. O zaman da 20 günlük boşlukta da aynı durumdaydık. Tabii ilçe başkanlığı yaptığımız dönemde İktidar Partisi'nin ilçe başkanı olunca, belki AK Parti ilçe başkanısınız ama nihayetinde partimiz iktidar olunca toplumun her kesimiyle diyalog imkanımız oldu. Çalışma imkanımız oldu. Herkesle, her kesimle bir şekilde bir diyaloğun içinde olduk. Siyaseten de hakikaten zor dönemler geçirdik. Yani seçim anlamında da çok yoğun bir seçim temposu oldu. Seçimlerin de ötesinde Gezi olaylarından başlayan, belki biz burada çok hissetmedik ama devamında 17-25 Aralık ama en son 15 Temmuz, bunlar da demokrasiye sekte vurmaya yönelik girişimlerdi. İşte hep bu zorlu dönemlerde hep birlikte bu çalışmaların içerisinde olduk. İşte siyasetteki bu tecrübemizi inşallah bu dönemde sizlerin destekleriyle yerelde de, yerel seçimlerde de kullanmak istiyoruz. Bafra'mız için sahaya çıktık. Belki kulvar, farklı bir kulvar. Diğeri teşkilatçılık çalışmalarıydı. Bu yerel seçimlerle ilgili, yerel yönetimlerle ilgili bir çalışma. Ama bizim niyetimiz orada da hemşehrilerimize hizmetti. Burada da inşallah desteklerinizle hemşehrilerimize hizmet olacak. Niyetimizde bir değişiklik, düşüncemizde bir değişiklik yok. Tabii geçtiğimiz hafta ayın 8'inde sizlerin de, Allah hepinizden razı olsun, çok yoğun ilgi ve alakasıyla ilçe başkanlığımızın önünde başvurumuzu yaptık, aday adaylığımızı açıkladık. Devamında da sahaya çıktık. Esnafımızı geziyoruz, STK'ları ziyaret ediyoruz. İşte buraya pazar yerinden geldik. Devamında yemekten sonra kalan yerimizi devam ettireceğiz. Velhasıl çalışmaların bir şekilde içerisindeyiz. Tabii ilçe başkanımız bahsetti, ben de sözü gelmişken bahsetmek istiyorum. Aday adaylarımız var. Her biri bizim bir zenginliğimiz. Ben hepsine çıkmış oldukları bu yolda başarılar diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin, Allah yardımcısı olsun diyorum. Tabii değerli arkadaşlar, AK Parti belediyeciliği hep biz söyledik, bunu yıllarca anlattık. Şunu istiyoruz, AK Parti belediyeciliğinin başlangıcı Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul Belediye Başkanı olduğu zamanki ruhtur, anlayıştır, o vizyondur. Recep Tayyip Erdoğan o gün Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Belediye Başkanı oldu. Biz hep bunu arzu ediyoruz. İstanbul hakikaten farklı bir kimliğe büründü. 1,5 yıl sonra mensubu olduğu o günkü parti genel seçimde iktidara geldi. Niye? Belediyelerdeki yapılan bu çalışmalar genel seçime de yansıdığı için. Normale baktığımız zaman belediyecilik bu anlamda da, siyasi anlamda da önemli. Çünkü biz artık şunu görmek istiyoruz, bunu Bafra'da da görmek istiyoruz. AK Parti'ye oy vermeyecek bir seçmen düşünün ama bizim belediye başkanımızın çalışmalarını görsün, bizim belediyemizin çalışmalarını görsün. Ya ben AK Parti'ye oy vermeyecektim ama helal olsun bu başkana. Ya da helal olsun bu belediyeye, bu çalışmaların içinde bu çalışmaları yapıyor. Ben artık genel seçimde de oyumu AK Parti'ye vereceğim desin, bunu diyen insanları inşallah Bafra'da görmek istiyoruz. Bu anlayışla biz bu işe talip olduk değerli arkadaşlar. Tabii hep teşkilatçılığımızdan bahsettik. Aday adaylığı süreci yaşıyoruz. Şu akla gelebilir. Teşkilat çalışmaları yapıldı ama belediyecilik hepinizin bildiği gibi, hepimizin bildiği gibi bir hizmet alanı aynı zamanda. Bu işin çalışma dönemi olacak, hizmet dönemi olacak, velhasıl projeler olacak. Değerli arkadaşlar, çok uzun zamandan beri bir çalışmanın içerisindeyiz. Arkadaşlarımızla çalışıyoruz.
Tabi geçtiğimiz 2014 seçimlerinde genel merkezde böyle bir değerlendirme olmadı. Daha önce oluyordu. Gene olur düşüncesiyle, olup olmayacağını şu an için bilmiyoruz. Genel merkeze çağrıldığımız zaman sen bu işe niyetlisin ama sen Mafra ile ilgili ne yapacaksın, ne yapmak istiyorsun denildiği zaman hakikaten çok güzel bir çalışmaya imza attım. Tabi az önce söyledik, sadece Mafra'da AK Parti 5-6 tane aday adayı var. Diğer partileri düşünün, MHP'sinin var, CHP'sinin var, diğerlerinin var. Aday adaylığında bu projelerle kamuoyunun önüne çıkmak belki de bir proje kirliliği gibi ya da işte bilgi kirliliği gibi oluşabilir. Aday olduğumuz zaman inşallah bunları daha da geliştirerek Bafra'daki her sorunla alakalı mutlaka söyleyeceğimiz sözümüz var. Ya da sorun olmasa bile bugün ya bu da Bafra'da olursa ne iyi olur diye düşündüğümüz hayallerimizi inşallah burada gerçekleştirmiş olacağız. Bundan hiç şüphenin, hiçbirinizin şüphesi olmasın. Ha şu da değil. Yani Google'a girdik bir yerden kopyala yapıştır, kesinlikle böyle de algılanmasın. Hepsi ayakları yere basan, uygulanabilecek projeler. Tabii şunu da burada ilave etmek istiyorum. Ya biz ekibimizle çalıştık, hazırlığımızı yaptık, yarın nasip oldu geldik, bu görev hemen... Hayır, bu da değil. İnşallah bu işi muhataplarıyla birlikte de bunu bir kez daha istişare ederek en doğru kararı ben vereceğimize inanıyorum.